Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir önerge vermiştik. Burada önergemizde amacımız şuydu. Son zamanlarda halkımızın çok şikayetçi olduğu elektrik ve su faturalarının araştırılması için bir komisyon kurulması. Şimdi bu araştırma komisyonu kurmanın amacı da şudur bakın. Halkımız ciddi şekilde mağdur oluyor. Elektrikte garip artışlar, suda garip artışlar. İnsanlar bunu araştırabilsin, öğrenebilsin. Haklıysa halkın dediği olsun, haksızsa karşı tarafın. Şimdi bununla ilgili belediyemizin şöyle bir yetkisi var. Kayseri Elektrik Şirketi'nin %51'i, yani hakim ortağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Elektrik şirketinin hakim ortağı olduğu için sorgulama yapabilir bir pozisyonda. Şimdi Memduh Başkan'ın sert çıkışı, biz bu konuda yetkisiziz, bizim yetkimiz yok demesi PDK fiyatları ile ilgili, ama benim bahsettiğim o değil zaten. Yani onun için çok üst bir yetki gerekir. Burada Büyükşehir'de kurulacak meclis üyelerinden oluşan bir araştırma komisyonu şunu kontrol edebilir. Zamlar ne sıklıkla, nasıl, ne oluyor, meclise bilgi verebilir. Ama Memduh Başkan bunu anlamak istemedi. Her zaman ortak akıldan bahsediyor ama ortak akla bugün çok saygılı davranmadığını gördük. En azından muhalefet olarak bizlere saygılı davranmadığını gördük. Ardından yine su şirketi, zaten tüm hissesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani buradaki amacımız şu değil, yani dengesiz zamların kontrolü vesaire, ama bir şekilde bunu siyasi propaganda amacı olarak kullanma niyetimiz zaten yok. Ama halkın derdine çare bulabilmek, onların söylemlerine burada derman olabilmek esas amacımız bu. Mecliste bugünkü konularımızdan detaylıca işlediğimiz olan bir ulaşım AŞ konusu var. Şimdi ulaşım AŞ boyutunda bir, geçen yıl 157 milyon gibi bir rakam zarar etti. Eski parayla bu 157 trilyon. Şimdi ulaşım AŞ'nin bu zamların bir kısmı biletten, bir kısmı farklı faaliyet gelirlerinden elbette ki oluyor, ama burada bunun sürdürülebilirliği çok çok önemli. Ulaşım şirketi her yıl bu zararlara devam edecek olursa birkaç yıl daha neredeyse yarım milyar gibi, yani yarım katrilyon gibi ciddi bir zararla karşı karşıya kalıyor belediye bütçesi. Ve bu zararın nasıl karşılanacağı, önümüzdeki ay bütçe ayı olan Ekim ayında buna bütçeden nasıl bir pay ayrılacağı ve bunların nasıl finanse edileceği ile ilgili sorularımız oldu. Şimdi mutsuz durumda ve zarar eden bir ulaşım AŞ var. Mutsuz durumda olan Kayseri halkı var. İstediği yere ulaşamıyor, aktarmalar vesaire çok çile çekiliyor, zaman uzuyor, fiyat artışları gibi bazı sıkıntılar var. Bir yandan da otobüs esnafının da ciddi bir şekilde şikayeti var. Ya mutlu olan yok bu işte. Biz de ondan soruyoruz. Yani bu herkesin mutlu edecek ara bir formül bulunamaz mı? Ve bu formülün bütçeye yansımaları nasıl olur diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun derdindeyiz. Onu söylemeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.